Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sokma mili anlatacağım. Tuhaf bir adı var. İnsanın dikkatini çekiyor. Yani bunun ismini bir de yani niye böyle bir sokma mil koymuşlar acaba? Yani bir tamam sokma işlemi var ama sokma işleminin olduğu gibi çekme işlemi de var. Çekme mil olabilirdi adı. Sokma mil deyince komik bir şey olmuş yani. Sanki. İyi geçirme mil koymamışlar yani. Yolda lastiğin patlasa ne yaptın, iyi geçirdin mi geçirme milini? Yani böyle komik isimler oluyor. Yani İngilizce'de şu mesela quick release iken bizde sokma mili olabiliyor yani işte. Biz seviyoruz yani böyle şeyleri, böyle isimleri. Sokma mil, çıkarma mil, geçirme mil. Ben... Niye oturmadı yerine? Ha şöyle. Çok abanmadan ama biraz da abanarak yani ikisinin orta kararı sıkacağız. Bakalım şimdi. Geriye doğru çevirmişim, pedal çarptı ayağıma, gerizekalı gibi. Sokma mil adı komik ama kendisi önemli bir parçadır gerçekten. Ne işe yarar bu sokma mil? Tekerleği bisiklete bağlayan aparattır. Bunun çeşitlerine göre dayanıklılığı, esnemezliği olarak ayrılıyorlar. Bir tanesi mandallı mil. Çoğu bisiklet sisteminde bu mandalla karşılaşmaktayız. Artıları hafif olması, esnemezliği ve kolay çıkarılıyor olması. Mandallı mil sisteminin bir diğer adı da QR diye geçiyor kısaltması. Bunda açılma quick release. Fakat bu mandalda çok ince bir detay var dikkat etmemiz gereken. Önemli olan bir nokta var. Bu mandalı sıktığımızda çok fazla sıkmamamız gerekiyor. Eğer ki çok fazla sıkarsak yuvasına zarar veriyor. Eğer ki az sıkarsak da tekerleğinizin çıkmasına veya dengenizin bozulmasına sebebiyet verebilir az sıkmanız. Bu mandalın kullanımı arkadaşlar, sert sürüş yapmadığımız her bisiklette bunu kullanmak uygundur arkadaşlar. Daha sert sürüşler yapıyorsanız, yani downhill ya da free ride gibi bisikletlerde kullanıyorsak, o zaman o bisikletlerde sokma mil kullanılır arkadaşlar. Bunlar da gördüğünüz gibi boyu diğerine göre çok daha kalın. Kalın olmasının sebebi dayanıklılığıdır. İkincisi, True Axle System baş harflerini kullanarak da kısaltması yapılabiliyor. Alyan yardımıyla açılan bir mil. Sokma miller mandallı mil sistemine göre biraz daha teferruatlı mil sistemidir. Biraz uğraştırıyordu açıkçası. Bunu fakat RockShox firması geçtiğimiz yıllarda o sokma mille quick release'i birleştirerek, yani quick release sisteminde bir sokma mil icat etmiş oldu. Üçüncüsü de mandallı sokma mil. Bunlara dokunduğumuz anda ellerimiz renk değiştirecektir. Bunun için bunları yapıyorken, yani çantanızda bir yedek eldiven taşımanız, yedek elinizde o ameliyat eldivenlerinden, lateks eldivenlerden taşımanız çantanızda çok mantıklıdır. Böylelikle lastiğiniz patladığınızda elinize o eldivenleri geçirerek elinizi kirletmeden de lastiğinizi tamir edebilirsiniz. Bu milleri, hoppa, bak orada kalıyor. Sokma milin mandallı mile göre dezavantajı daha ağır olmasıdır. Sert bir sürüş yapıyorsak sokma milleri tercih etmeliyiz. Eğer ki normal bir sürüş yapıyorsak, normal arazide belirli hızlarda gidiyorsak, yavaş hızlarda seyir halinde gidiyorsak mandallı mili kullanmamız daha doğru olacaktır. Pratiktir ve ucuzdur, yaygındır. Çok da kullanışlıdır. QR'dan yani mandallı sistemden sokma mile değiştirmek, geçiş yapmak istiyorsanız bunu bisikletçinize danışmakta da fayda var. Çünkü değişmesi gereken bazı parçalar daha çıkabiliyor karşınıza. Bunun bir dezavantajı da çok pahalı olması arkadaşlar. Bunun mesela bozulduğunda sokma milinizi yalama yaptığınızda, ki ben de bunu yaptım, başınız dertte demektir biraz. Çünkü $80 gibi bir ücreti var bunun. Yani yaklaşık olarak 400 ile 500 lira arasında değişiyor sadece şu demir parçası arkadaşlar. Yani bu tabi demir parçası diyerek geçmememiz gerekiyor. Çok kullanışlı ve çok dayanıklı bir şeydir. Yani hiçbir zaman ne fazla sıkacaksınız ne az sıkacaksınız arkadaşlar. İkisinin arasını bulmak gerekiyor. Bu sistemi açmak için öncelikle mandalımız
kapalı konumdayken, böyle kapalı konumdayken bunu açıyoruz ve yuvasına oturtuyoruz. Şu şekilde yuvasına oturtuyoruz. Bu yuvasına oturttuktan sonra da bunu açma yönünde çeviriyoruz ve mandalımızı çıkartıyoruz. Sonra da tekerlerimizi çıkartabiliyoruz. Fakat ben bunu çok fazla sıktığımda bir türlü açamadım ve üstüne abanarak, iyice yüklenerek burayı yalama yaptırdım arkadaşlar. Ve buradan artık kaydı, burası açıldı, parçalandı. Hangi bisikletçiye götürsen bunu değiştirmen gerekiyor dediler. Bunu tamir etmek istedim. Yani edebilir miyiz bilmem ne. Belki dışındaki yalama olan alyanı değiştirirler diye düşündüm. Fakat yok, yapamıyorlar, yapılmıyor dediler. Bunu değiştirmen lazım dediler. Ben fakat birazcık kafa yordum arkadaşlar. Yani çünkü baktım 500 lira gidecek bir mil için daha ucuza bir marka buldum. Token marka. Fakat bunu bisikletçiler tavsiye etmediklerini söylediler. Ben de o parçayı internetten buldum. Böylelikle elime alıp inceleyemediğim için bisikletçinin de tavsiye etmediği bir şeyi sipariş etmekten çekindim açıkçası. Şimdi ya buna bir 500 lira vereceğim, yenisini alacağım. Yani sadece bir fazladan abandım diye de bir 500 liradan olmak istemedim açıkçası. Ya da bunu işte o bilmediğim markayı söyleyerek riske girip onu kullanacağım. Kafama takıldı bu. Gece 2'de. Yani bunu çözmezsem asla uyku girmez gözüme. Aldım alet çantasını, geçtim bunun karşısına. Bir şekilde bunu çıkartacağım ben dedim. Çıkarttıktan sonra da bir şekilde onun tekrar kullanımını sağlamam lazım dedim. Yani inanırsanız hakikaten inanmak başarmanın yarıştırdıkları doğru. Bisikletinizde de bir parçanız bozulduğunda onu kafa yorduğunuzda mantıklı bir şey yaptığınızı düşünüyorsanız yapın arkadaşlar. Ama tabii birazcık araştırarak yapmanıza da fayda var bunu. Şurada bir tane alyan gördüm. O alyanı çıkarttım. O alyanı çıkartınca mandalım çıktı. Mandal çıkınca bütün mil sistemi apaçık ortada kaldı. Bunun kenarlarını da pense yardımıyla sıkarak açma yönüne doğru abanarak doğru bir şekilde iyice sıkıştırarak bunu çevirmeye başardım. Ondan sonrasında da çıktığı gibi bütün yuvasına yağ sürdüm tekrar sıkışmaması adına. Ondan sonra bu mandal burada yokken de bu yalama olan kısımları da demir törpüsüyle törpüledim arkadaşlar. Yeni bir yuva yaptım buraya. Bunu da buraya oturtabilir oldum. Yalnız şöyle bir dezavantajı oldu. Demir törpüsüyle törpüledikten sonra bunu her açtığımda mandalım zarar görüyor açıp kapadığımda. Yuvasını çok da tam yuvası gibi yapamadım yani. Burası birazcık yine keskinliği kaldı. Ve bu şekilde açıp kaparken de mandalıma biraz da zarar veriyor. Onun için tekrar tabii ki de bunu değiştirmekte fayda var. Ama en azından şimdilik idareten kullanabiliyorum. Hiç kullanamamaktansa bir nebze de olsa bunu kurtarmış olduk böylelikle. Arkamda bisiklet duruyor. Millerin hepsini çıkarttım bisikletten. Fakat yani birisi dalgınlığımdan yararlanıp bisikletin üstüne atlasa olduğu yere çökecek. Bunu da böyle işte alyan yardımıyla hop çeviriyorsun. Gelin şimdi bunu takalım yerine. Öndeki sokma mil, arkadaki TAS sokma mil, TAS. Ya kimisine göre de TAS mil diyen de olacaktır tabi. Ama kafanıza göre. Herkesin doğrusu kendine arkadaşlar. Bunlarda en büyük dikkat etmemiz gereken, yani QR millerde en çok dikkat etmemiz gereken arkadaşlar, çok fazla sıkmamak. Ama az da sıkmamak. Bir söz vardır, az sıkarsan canından, çok sıkarsan malından olursun. Yani çok sıkarsan onu, o zaman zarar veriyorsun. Az sıkarsan da yolda çıkıp seni yarı yolda bırakma riski var. Bunlar hep sıkıntı arkadaşlar. Bunlara dikkat edeceğiz. Niye oturmadı yerine? Ha şöyle. Aha. Çok abanmadan ama biraz da abanarak, yani ikisinin orta kararı sıkacağız. Bakalım şimdi. Oo, geriye doğru çevirmişim, pedal çarptı ayağıma, gerizekalı gibi. Olmuş. Pedal da böyle dişli dikenli olunca işte bak, acıtıyor yani. Bak demin değdi, böyle kanadı. Şimdi buraya değdi, delik açtı. Ya bu da eski bisikletten kalma bir mil. Of, bak bacağım çok acıyor şu. Bak ne olmuş, bak moralmış.
Bak UFO olmuş. Görüyor musun? Burası hep o işte. Şimdi o çarptı. Vay aman.